Merhaba değerli izleyenler. Bir hadis, bir yorumla birlikteyiz. Bir gün sahabi Vasıta bin Eska Allah'ın Resulüne şöyle sordu. Ey Allah'ın elçisi, asabiyet nedir? Peygamber Efendimiz de bu soruya şöyle karşılık verdi. Asabiyet, kavmine zulmünde yardım etmendir. Elbette her birimiz kavmiyetimizi, milliyetimizi, ırkımızı seçme hakkına sahip değiliz. Asabiyet, diğer ifadeyle ırkçılık, elbette İslam dininin reddettiği bir husus. Peygamber Efendimiz de cahiliye Araplarının körü körüne kendi ırklarını, soylarını, neseplerini öne çıkarmasını eleştirdi ve üstünlüğün ancak ırkta, soyda, nesepte değil, takvada olduğunu beyan etti. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de biz insanları bir erkekle bir kadından yarattık ve tanışmaları birbiriyle kaynaşmaları için farklı kavimlere, milliyetlere ayırdık buyurmuştur. Elbette Allah katında değerli olanımız takva, yani Allah'a saygı bilinci üzere olandır buyurmuştur. Hiçbirimiz siyah ırktan, beyaz ırktan veya başka ırktan, renkten olma gibi bir seçenekle karşı karşıya bırakılmadık. Allah rahimlerde olanı dilediği gibi şekillendiren, halden hale koyandır. Üstünlüğün ölçüsünü belirtiyor Kur'an-ı Kerim ve sevgili Peygamberimiz. Yine Peygamber Efendimiz, kim ki asabiyet, ırkçılık üzere mücadele eder ve bu uğurda ırkının üstünlüğü üzere ölürse cahiliye ölümü üzere ölür buyurmuşlardır. Irkçılığa, kavmiyetçiliğe, milliyetçiliğe çağıran bizden değildir buyurmuşlardır. Bu itibarla insanların farklı ırklarda, milletlerde, renklerde yaratılmış, dünyaya gelmiş, doğmuş olmaları asla bir üstünlük değildir. Veda hutbesini hatırlayalım sevgili Peygamberimiz. Ne Arap'ın aceme, ne acemin araba, ne siyahın beyaza, ne beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır buyurmuşlardır. Ey insanlar, hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktan yaratılmıştır diyerek insanların hilkatte eş olduğunu belirtmiştir. Hilkatte insanlık itibariyle her birimiz farklı ırklardan, milletlerden, milliyetlerden, dinlerden de olsak insanlıkta kardeşiz ve eşitiz. Allah'ın insanları farklı dillerde, farklı renklerde yaratması yine onun büyüklüğünün, yüceliğinin, kudretinin delillerindendir. Rum suresinde Rabbimiz, sizin farklı ırklarda, renklerde, dillerde gelmiş olmanız, yaratılmış olmanız Allah'ın ayetlerinden birer ayettir buyurulmuştur. Dolayısıyla farklılıklarla bir arada yaşama tecrübesini insanoğlunun hep içselleştirmesi gereklidir. Farklılıklar bizim birbirimizle daha iyi tanışmamız için, bilişmemiz için ve insana düşen iyilikte, hayırda ve takvada Allah'a saygılı bir kul, insan olma bilinci üzere yarışmak, yardımlaşmak olmalıdır. İslam dini insanları zulümden men etmiştir. Zulümat dediğimiz her türlü karanlıklardan ve zulümlerden insanlığı, bütün beşeriyeti İslam'ın nuruna, aydınlığa, dünya ve ahiret huzuruna çıkarmaya vaat etmiştir. Peygamber Efendimiz de bu bağlamda cahiliye toplumunun zalim de olsa, haksız da olsa hep kavmini ve kendi ırkını üstün tutan zihniyetini men etmiştir. İlk Müslümanlara baktığımızda Bilal-i Habeşi, Habeşli Bilal, Zenci, yine Selman-ı Farisi, İranlı Selman, yine Suheyb-i Rumi gibi farklı milletlerden, ırklardan, milliyetlerden insanların Peygamber Efendimizin etrafında kenetlendiğini ve İslam'ı yüceltmek için canlarını ortaya koyarak mücadele ettiklerini, İslam'ın nurunu bütün insanlığa, Allah'ın adını yüceltme davasını bütün insanlığa anlatma uğrunda mücadele ettiklerini görmekteyiz. Bir gün
Peygamber Efendimiz Ebu Zer'le Bilal-i Habeşi'yi kardeş kılmıştı. Ebu Zer, Bilal-i Habeşi'ye sırf derisinin renginden dolayı "Ey siyah kadının oğlu" dedi. Kara kadının oğlu. Tabii bu söze alındı Bilal. Peygamber Efendimiz'e intikal etti. Peygamber Efendimiz Ebu Zer'e buyurdu ki, "Ya Ebu Zer, sen de cahiliye izlerinin kalıntısını görüyorum. İnsanları ırkından, renginden dolayı eleştirmek, rencide etmek Kur'an ve sünnette yoktur." Bunun üzerine Ebu Zer yaptığına pişman oldu ve gitti Bilal'in yanına, yüzünü yere dayadı ve "Ya Bilal, sen bu yanağıma basmadıkça ben bu yerden kalkmayacağım" dedi. Bilal-i Habeşi de onu kaldırdı ve kucaklaştılar. Elbette Peygamber Efendimiz insanları hidayete, doğruluğa, kavmiyetçilik, ırkçılık, milliyetçilik fitnesinden kurtarıp barış içerisinde bir arada yaşama idealine çağırmıştı. Bu bakımdan insanların ırkının, renginin ne olduğunun hiç önemi yoktu. Önemli olan iyi davranış, iyi amel sahibi, güzel davranış sahibi insan idealini ortaya koymaktır. Irkçılık insanlık için bugün de dünyamızda en büyük tehlikelerden biridir. Bu uğurda çok kanlar dökülmüş, milyonlar ölmüş, öldürülmüştür. Bu fitneden sakınmak için insanlığın ve insanların farklılıklarla bir arada barış içerisinde kardeşçe yaşamanın yollarını aramaları lazımdır. Bu bakımdan Kur'an'a ve Hazreti Peygamber'in örnekliğine her zamankinden çok daha hepimizin ve bütün dünya insanlığının ihtiyacı vardır. Hoş kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun değerli izleyenler. Thank you.